Elim elim çalışkan yediler. Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hoca'nız. Evet sevgili gençler 7. sınıflar ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Bakalım umarım her şey yolunda gidiyordur. Her şey tas tamam istediğiniz gibi gidiyordur. Seninle beraber bugün ne yapacağız biliyor musun? Matematiğin belki de en kalbi, en ciğerinden bir konu hakkında soru çözeceğiz. O da nedir? Başlıkta gördünüz zaten değil mi? Niye böyle uzun uzun anlattıysam? Cebirsel ifadeler. Gerçekten 7. sınıftaki halletmen gereken en en... En önemli konuların başında geliyor cebirsel ifadeler. Burayı şimdi temizlersek, tokatlayıp bir kenara savurursak 8. sınıfta LGS'ye hazırlanırken e, emin ol bir kulağımı çınlatacaksın benim. Lan Menü hoca demişti. Hakikaten haklıymış ha diyeceksin. Bunu hissediyorum. Görüyoruz yani yıllardır durum bu şekilde cebirsel ifadeler. Çok önemli. Dolayısıyla da bununla ilgili sorular çözeceğiz. Bu arada ne yapıyoruz? Yeni bir yıla başlayacağız. Dolayısıyla da yeni yıla başlarken tabii ki de planlama bizler için çok önemli ve bir gözümüz de artık LGS'ye kırpılacağı için oraya doğru bakacağı için sana en büyük tavsiyem yeni yıl için bir planlama defterine sahip olmandır ve daha da önemlisi aslında planlı bir hayata geçiş yapmandır. Dolayısıyla hem deneme netlerinizi arttırmaya yönelik, derslerin ders çalışma alışkanlığınızı arttırmaya yönelik, e, dersi daha zevkli çalışma e, yöntemlerini öğrenmeye yönelik pek çok yazının da bulunduğu bu planlama defterini tavsiye ediyorum. Peki nasıl sistem? Şöyle aslında, e, pek çok sayfası, son sayfaları 40 hafta bunu yapabiliyorsunuz. Haftanın hedefi ve haftanın gerçekleri dediğimiz iki sayfamız var ve burayı her hafta dolduruyorsun. Yani işte matematikten bu haftaki Hedefim ee, işte cemilsel ifadelerden 30 soru çözmek gibi. Sonra da buraya gün gün çözdüğün soruları yazıyorsun ve bu şekilde de kendini puanlıyorsun şurada. Yani gerçekten yapabiliyor musun? Hedefine ulaşabiliyor musun? Bunlarla alakalı kendini takip etmek için çok güzel bir defter hazırladık sizler için. Bakın herkese e, genele yaygın bir planlama defteri değildir bu. Sadece kime kimlere? LGS öğrencilerine ki sen de artık bir LGS öğrencisi sayılırsın. İçerisinde dediğim gibi LGS taktiklerini de barındıran, deneme çözüm taktiklerini de barındıran güzel bir planlama defteri oldu. Tam 120 sayfa dop dolu içerikler sizi bekliyor. Dolayısıyla e, tavsiye ederim bir inceleyin dedim ve daha fazla lafı uzatmadan seni ders ekranıma almış bulunmaktayım. Bu arada abone olmayanlar hemen şimdi abone ol butonuna bastınız. Ben de ilk soruva başladım. Şimdi cebirsel ifade en temelinden başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yani e, terim sayısı, sabit terim, değişkenler falan onlardan bir bahsedeceğiz, hatırlatacağız. Terim sayısı 3'tür demiş. Şimdi terim sayısı nasıl bulunuyordu? En baştan başlıyorduk. Artı eksi gördüğümüz yerde duruyorduk. Mesela başladık, artı eksi gördük, dur. Bir terim bulundu. Devam ediyorum artı eksi'den birini gördüm, durdum. Hop ikinci terim bulundu. Sonra da üçüncü terim. Evet, terim sayısı 3'müş. Doğru. Sabit terim 7'dir. E sabit terim neydi? En sonda yapayalnız bırakılmış, terk edilmiş, kendi başına bir köşede ağlayan, yanında hiçbir harf ya da sembol bulunmayan Elemanlar terimlerde O da nedir? 7'dir. E, doğru söylemiş. Katsayılar toplamı 15'tir. Gel şimdi seninle katsayıları konuşalım. Katsayı nedir? Adı üstünde. Sayıdır sayı. Gördüğün bütün sayıları bana söyle. 3'ü görüyorsun değil mi? Eksi 5'i görüyorsun. Bak 5 değil. Ha! Eksi 5. Artı 7'yi görüyorsun. 7, 3 daha 10. 5 çıkar ondan 5 çıkar 5 değil mi? Dolayısıyla 15 demiş. Ne demiş? Yanlış söylemiş. Yürü git oradan be. C şıkkı diyor. D'yi de konuşalım. Değişkenler X ve Y'dir demiş. E, D şıkkı bak ne kadar güzel doğru. Ama C şıkkı doğru değil. Yanlış. Dolayısıyla ikinci sorumuzda devam ediyoruz. Üçgeni tanımlamışız sana. 5A eksi 3B şeklinde ve bir yuvarlak tanımlamışız. Eksi 2A artı 4B şeklinde üçgenden yuvarlığa çıkart ve sonucu söyle demiş sorumuz. Ne yapıyorsun? Hemen üçgeni yazıyorsun bana. Nedir üçgen? Tanımlamışız zaten. 5A eksi 3B'dir. Eksi bak burada kritik olay şu. Aradaki işaret eksi yani bir çıkarma yapıyorsun. Araya eksi koyuyorsan şöyle kocamanlık devasa parantezlerini daha da devasa açıyorum koymayı unutmuyorsun. Yoksa yanlış çıkar. İşlem başka yere gider haberin olsun. Ee, yuvarlığa da yazalım. Yuvarlığımız da eksi 2A Artı 4 bymiş Tamam. Şimdi bunu yapacağız. Nasıl yapacağız? Tabii ki de bu parantez canımızı sıktı. Yani yapacak bir şey yok ama koymakta zorundaydık. Ama bu parantezden kurtarabilirim seni. Nasıl? E başındaki eksiği içeriye dağıtarak. Hemen başlıyorum. Tekrardan yazıyorum. 5A eksi 3B. Eksi eksiden artı 2A. Ve eksi artıdan eksi kazanır her zaman. Eksi 4B. Şimdi bir toparlayalım. Benzer terimler, kankeytolar bir araya gelsinler. 5A artı 2A. Bunlar bir araya gelirse 7A yapar. 7A. Eksi diyorum. Bak şimdi burada eksi 3 tane B var. Burada eksi 4 tane var gibi düşün. Yani eksi 3 ve eksi 4. Bu neydi? Bu düşmandan 3 taneydi. Burada da düşmandan 4 tane var. E toplam eksi sayısı yani toplam düşman sayısı kaç? 7. Dolayısıyla eksi 7 B diyorsun. İşte benim nihai sonucum budur. 7 A eksi 7 B'dir. Dedim ve bu sorudan daha koşarak uzaklaştım. 30 X eksi 12 lirası olan masal parasının 7 eksi 4 x lirasını kardeşi Bengü'ye veriyormuş. Tabii ki de burada hepsi x'li xli olduğu için yani ne veriyor ne aldı kaç parası var masalın Bengü buradan kazık mı yedi ne oldu hiç şu an bir fikrimiz yok. Buna göre masalın kalan parasını lira cinsinden veren cebirsel olarak e, lira cinsinden cebirsel olarak belirten ifadeyi bulacağız. Evet tamam. Yani diyor ki masalın parasından e, şu verdiği parayı çıkart. Masalın kalan parasını bulacağız çünkü. Haliyle yani cebinde ne var? Toplam parasını biliyoruz. Yazalım. 30x eksi 12. E, Bengü'ye verdiğini ne yapacağız? Çıkartacağız. Bak yine ne yaptım? Eksi işareti koydum. O zaman şu kocaman devasa parantezler gelsinler. i̇çeriye de ne yazacağım? E, Bengü'ye verdiği para 7 eksi 4x. 7 eksi 4x'imi de yazdım. İşte cevap bu. Bunu bulacağız. Nasıl bulacağız? E tabii ki de yine eksiyi dağıtacağız. Başlayalım. 30x Eksi 12. Eksi 7. Ve eksi eksiden artı 4 xi yakaladım. Benzer kanketolar geliyorlar. 30x artı 4 xten 34x. Eksi 12, eksi 7. İkisi de başında eksi var. Yani ikisi de eksili, eksi de düşman. 12 düşman, 7 düşman toparladık. 19 tane de düşman var. Yani eksi 19 dedik. Dolayısıyla 34x eksi 19 nedir? Kalan parasıdır. Dedim ve geçtim. Eşitliğinde yıldız yerine yazılması gereken cebirsel ifadeyi bulunuz demiş. Şimdi ne yapacağız? E, ee, bu yıldız burada kalsın. Bizim derdimiz şu arkadaşları diğer tarafa atmak. Denklem çözümünü sen biliyorsun. Şimdi sağ tarafta ne var? Eksi 7x eksi 8 var. Ben bu 3x artı 5'i nasıl gönderirim? 3x'i eksi 3x olarak gönderirim. Artı 5'i eksi 5 olarak gönderirim. Ve burada da yıldız tek başına kalır. Ve yıldızı da öylece bulmuş olurum. Peki bulalım hemen. Eksi 7x eksi 3x. Eksi eksi bak çarpılır demiyorum bak ha. Eksi eksi bir araya geliyor. Hani eksi eksi görünce niye artı demiyoruz deme sakın. Bu eksi eksi öyle bir eksi eksi değil. Şu eksi yani. Eksi 7 ve eksi 3 işlemi. Bunu soruyoruz. Bunu da senle nasıl yapıyorduk? Biliyorsun çıkarma bilmiyoruz ne yapalım yapacak bir şey yok çıkarma bilmiyoruz deyip bunu artıya çevirip sonra eksi 3 diye ayrı ayrı yazıyorduk. Ve sonra diyorduk ki bak burada 7 düşman var burada 3 düşman var bunlar toparlanır başımıza bela olur. Dolayısıyla bir toplayıp sayıyı bilelim diyorduk. Eksi 10x işte oradan geliyor. Aynı şekilde eksi 8 eksi 5. Eksi 8 ve eksi 5 işlemi de aslında budur. E nedir? Bu eksi çıkarmayı bilmiyoruz. Onu toplama yapıp eksiyi sayının yanına veriyorduk. E, eksi 8 ile eksi 5 toparlanırlarsa eksi 13 sonucunu verir bana. Yıldız yerine o zaman ne yazıyormuşuz? Eksi 10 x konuşamadı. Konuşsam çok şey biliyorum anlatabilirim. Eksi 10 x eksi 13 cevabını bulduk ve geçtik. Şimdi yukarıda verilen a, b, c, d ve e, f, g, b birer dik dörtgenmiş. Buna göre boyalı bölgenin santimetre cinsinden alanını veren cebirsel ifadeyi bulacağız. Boyalı bölge şurası. Şimdi bunu bulabilmek için ne yapacağım? Boyalı bölge sorularında lütfen şunu unutmayın tüm alandan boyasız alanı çıkartırsanız eğer elinizde ne kalır? Boyalı alan kalır. Dolayısıyla önce neyi bulacağım? Ben tüm alanı bulacağım. Hemen başlıyorum. Tüm eşittir diyorum. Tüm alan, dikdörtgenin alanı. Hep şurada gördün ABC'de. Tamamının alanı bulacağım. E, bir kenarı zaten belli. 9 yapıştır. 9 çarpı. E, diğer kenarı ney? Aha ikisi de cebirselmiş. Hemen 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 şunları bir, bir araya getir. 5x artı 7 artı 2x eksi 1. Bunları bir toparlayalım. 5x 2x daha 7x artı 7 eksi 1 artı 6. Dolayısıyla 9 ile ben neyi çarpacakmışım? 7x artı 6'yı çarpacakmışım. Melih Hoca durur mu? Durur mu Melih Hoca? Ben bunları ne yapıyor? Patır kütür dağıtıyor. 9 kere 7x'den 63x artı 9 kere 6'dan da 54. Aha da bu tüm alan. Şimdi neye geçiyorum? Boyasıza geçiyorum. Çünkü boyalıyı bulmak biraz zor. Baksana yani şöyle bir dümdüz giden bir şey yok. Şekil yok. Burası bir girintili çıkıntı falan. Cık. Hiç gelemem. Ben hiç öyle şeylere gelemem. Ben tembel adamım. Bize kısa yol lazım. Dolayısıyla tüm alanı bulmak kolaydı. Şimdi boyasız alanı bulmak da kolay. Bak bir kenarı belli. 2x 1. Diğer kenarı da şu yukarıyı 3 vermiş. Demek ki tamamı 9'du karşı kenardan anladığımız kadarıyla. Orası 9. E dolayısıyla da ne yapıyoruz? 9'dan 3'ü çıkartıyoruz. Demek ki buraya ne kaldı? 6. Ha demek ki ben 6 ile 2x 1'i çarpacağım. 2x eksi 1. Tabii ki de ne yapıyorum Melih Hoca yine durmuyor dağıtıyor. Dağıtmayı severiz. 6 kere 2x 12x. 6 kere 1'den de eksi 6. Şimdi tüm alandan boyasızı çıkartacağız demiştik. Size bunu vaat ettik. O zaman çıkartacağız yani yapacak bir şey yok. Çıkartalım efendim. Gel şu çizgiyi çekelim. Bir ayracımız olsun şurada. Tüm alanı yazıyorum. Tüm alanı bulduk az önce. 63x artı 54 eksi a eksi koydum tehlike hemen ne yapıyorum o tehlikeden kendimi kurtarıyorum parantez koyuyorum oh be tehlike geçti deyip şimdi de boyasız alanı yazıyorum 12x eksi 6 12x eksi 6 bu bana neyi verecek boyalı alanı verecek tabii ki ne yapıyoruz ee, şurada aşağıdan devam edelim burada eksiyi dağıtacağız dağıtalım önce 63x artı 54 eksi 12x Eksi 12x. Hop eksi eksiden artı 6. Şimdi yapıştır hocam. Sonuç nedir? 63x eksi 12. 63'ten 12 çıkartmayı sen biliyorsundur yahu. 51x artı 54 artı 6'dan da ne gelecek? Artı 60 gelecek. İşte boyalı bölgenin alanını veren cebirsel ifademiz 51x artı 60'dır. Dedim ve geçtim. Son soruya gitmiyoruz. Şimdi ifadesinin en sade hali nedir diye sorulmuş. Yani ne yap? Diyor ki bunları bir bana dağıt diyor. Burası bir karman çorban bir dağıtarak yaz. E yapalım. 3 kere x 3x. 3 kere eksi 1'den eksi 3. Arada artı var. Oh şükürler olsun. Herhangi bir paranteze gerek yok. 5 ile x'i çarpınız. 5x. 5 ile de 2 çarpınız. Artı 10. Of çok temiz ya. Çok güzel gelmedi mi sizce de? Şöyle bir yani gönül rahatlığıyla böyle bir severek heyecanla e, coşkuyla çözesiniz geldi değil mi? 3x 5x'i topladım. 8x yaptı. Artı 10 eksi 3. Artı 7. Dolayısıyla da gittim. Adana merkez patlıyor. Herkes dedim ağaya vurdum. Ve son soruma da. Geçtim. Son soruyu bir örüntüden alayım istedim. Genel terimine verilmiş. 7n-3 verilmiş. Kaçıncı terimi 151'dir diyor. Yani ben burada n yerine öyle bir şey yazacağım ki cevap 151 çıkacak. Eşitlik 151 çıkacak. Aa çaktırmadan ne yaptım? Denklem kurdum. O zaman harikayız. Harikayız. Ne yapıyoruz? Bu denklemi çözüyoruz. Nasıl çözeceğiz? Artı 3'e şey eksi 3'e bir tekme karşı tarafa artı 3 geçecek o. Yani 151 artı 3 olacak. Toplamayı biliyorsun 154 yapacak değil mi? Ne 154? Solda ne kaldı? 7 n kaldı. Şimdi her iki tarafı patır kütür de 7'ye bölersem 7'ler gidecek n eşittir 154 bölü 7. Tabii ki de ne yapıyorum? Üşendiğim için zihinden bölmüyorum normal bölme yapıyorum. 15'in içinde 7 iki kere var. 14 Aa, kolay da bölmeymiş ya. Hop burası 22. Burayı da tamamlar olayı bitiririz. Enine bulduk o zaman 22. Yani bu ne demek? 22. terim 151 çıkıyormuş. Hocam demek Dolayısıyla da bu soruyla beraber noktayı koyuyoruz. Evet çevirsel ifadelerle ilgili karşına gelebilecek hemen hemen her tarzda soruyu çözmeye çalıştım. Tabii ki de dahası var. Dahasını kaçırmamak için ne yapıyorsun hala değilsen abone olmayı unutmuyorsun. Çünkü partikül matematikte mini mini biriler canımız ciğerimiz yediler için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Lütfen ee, takip etmeyi unutmayınız. Videoları beğenerek de şöyle şöyle mi şu, ben, oğlum ben bu kanalda kalp yapmayı öğrenemedim ya. Arbut yapıyorum ya. Oğlum bu ne ya? Arbut'a benziyor benim kalplerim. Her neyse. Sen anladın. Sen, kalbimiz bir. Beraber. Dolayısıyla aynı yerde buluşabiliyoruz. Değil mi? Peki bir sonraki videoda yeniden görüşünce de kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.